Kaçı çocuk? Vallahi 10 kişi çocuk. Ördek dede köyünde 33 kişi yaşamını yitirmiş. 10 çocuk. Burada bazı evlere henüz çadır ulaşmamış. Çadır ulaşmasını istiyorlar. Yardıma ihtiyaçları olup olmadığını söyledik. Erzak konusunda herhangi bir sıkıntıları yokmuş. Yani diğer hepsi ya hasarlı, ağır hasarlı ya da tamamen ağır hasar. Her bir yarık bu kadar. Yani içine girilecek durumda değil. Yok. Enkaz kurtarma çalışmaları nasıl yürüdü burada? Adamlar çalıştı. Mersin belediye ekipleri çalıştı burada. Hiç durmadılar. İlk günden mi gelmişler? Yok, ikinci gün geldi. İkinci yani sabahsı günü geldi. Depremin sabahsı günü geldi. Hiç sağ çıkarılan oldu mu köyden? Çıktı ya. Evet, çıktı. Oldu. Bu evde zaten. Ekipler geldi ama çıkarmaya başladı. Evet, birçok kişi hemen depremin ilk anında enkazdan çıkıp komşularının da imdadına koşmuşlar. Daha sonra Mersin Belediyesi'nin ekipleri bu köye ulaşmış. İnsanlara yardım etmeye çalışmışlar. 33 kişinin cansız bedeni enkazın altından çıkarılmış. Bu köyde kerpiç evler, betonarme evler yerle bir olmuş. Sizin eviniz miydi burası? İki ev yan yana. O komşunun evi. Evet. Enkazın altından çıktınız, kurtuldunuz. Yok, biz burada değildik. Ha, burada değildiniz. Burada değildik. Evlerde kimse var mıydı? Yok, bu iki evde de kimse yok. Çok şükür, çok köyün iyi. Köyün içinde var. Evet, köyün içinde söylediler, biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Siz daha sonra geldiniz. Neyse ki size bir şey olmamış, can kaybınız yok, akrabalarınız da var. Biz Diyarbakır'dan geldik, Mezopotamya Ajansı'ndan. Siz de sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Amin. Hiçbirimize. Evet, buradan enkazın altından zarar görmemiş eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Burada yaşamadıkları için sağ kurtulmuşlar. Depremden hemen sonra akrabalarının durumunu öğrenmek için Ördek Dede köyüne ulaşmışlar. Her iki evde de kimse yaşamıyor neyse ki. Şimdi geldiler, daha sonra evlerinin bahçesine bu çadırlarını kurdular ve sağlam eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Burada çok sayıda ev, böyle köyün içerisinde yıkılmamış ev kalmamış neredeyse. Kaç haneli olduğunu soracağız gördüğümüz köylülere. Bu köyde muhtemelen diğer köyler kadar vardır ama yıkım ve can kaybı daha önce gittiğimiz köylere oranla çok daha fazla. Ve depremin ilk günü insanlar, sağ kurtulanlar komşularının yardımına koşmuş, görüyorsunuz. Bu hizadaki evlerin tamamı sağlı sollu yıkılmış. Enkaza dönüşmüş. Tek katlı evler, iki katlı evler. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Siz burada mıydınız deprem sırasında? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Kurbanım ya, bir yatacak yerimiz yok. Evet. Şu an köy değil. Ta deniz buruna gidik, orada bize sahiplik edilir. Evet. Koca gitti, şunun altında kaldı. Ben de zoruna çıktım, Çadır da açamadık, çadır yok, çadır açamadık. Oy. Başınız sağ olsun. Amca şurada yatıyordu. Ben de şurada yatıyordum. Koca altında kaldı. Başın sağ olsun. Ölüm. Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Oy kurbanım yavrum. Ana kurban. Oy beni. Tamam. Uçalım dedi.
Ben öleydim. Tamam anne. Tamam. Ben öleydim. Evet. Yavrum bu ne olacak halımız? Bizi çadır bağlıyor. Gelecek çadırlar gelecek. Köye ulaşmış. Evet. Dağıtıyorlar tek tek. Size de inşallah ben bir an ölüm, önce ben ulaşır. Ölüm. İsmi neydi? Babanız İsmail mıydı? İsmail Mikyas. Ben İsmail öyledim, Mikyas. Annenin ismi. Zeynep Mikyas. Zeynep Mikyas. Evet. Ana. Tamam teyze. Tamam biz gidelim. Çok fazla acısını derdisini deşmeyelim. Çok çok geçmiş olsun. Başını sağ olsun. Evet. Evet gerçekten. Etkilenmemek mümkün değil. 6 gündür hayat hikayelerini dinlediğimiz her insan bizde de derin bir etki bırakıyor. Tabi ailelerini kaybetmişler enkazın altında. En sevdiklerini kaybetmişler. Canlarını kaybetmişler. Şurada iki AFAD çadırı var ama Zeynep anneye henüz çadır ulaşmamış. Bir an önce umarım kendisine de ulaşır. Evet, Mikyas ailesi enkazın altında, Zeynep annenin eşi can vermiş ve kendisi de ağıtlı acısını bizimle paylaştı. Bu köy, yani hangi birisini çekeceğimizi bilemiyoruz gerçekten. Hangi birisinin hikayesini dinleyeceğimizi bilemiyoruz. Herkesin hikayeleri var. Herkesin hikayeleri de bu depremle yerle bir oldu. Burası Ördekdede köyü. Büyük bir köy. Ve bu köyde insanlar gibi canlılar da, hayvanlar da, farklı canlılar da can verdi. Enkazın altında kaldı. Biraz önce birçok hayvanın yaşamını yitirdiğini gördük ama ben bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istemedim. Çok geçmiş olsun amca. Sizin eviniz miydi burası? Umarım hiç kimseye bir şey olmamıştır. Yok. Buralar gitti de biz şu an evdeydik. Bakın buna bir şey yok bizde. Çok şükür. Hemen bu evet bu ev amca. İsminiz neydi amca? Ökeş Nur. Ökeş Nur'un evi. Ev tamamen ev, yıkılmış. Ev Hasan Nur'un evi. Hasan Nur'un evi yıkılmış ama kendileri hemen bahçenin içerisinde. Şurada tek katlı müstakil evde. Hazır evdeydiler. Evet. Hazır ev neyse ki kurtardılar, ayakta. Bizi kurtardılar. Kaç haneli bir köy burası? Burası çok büyük yani. Öyle çok aşırı büyük evet. Köy. Köçelli, möçelli evri. Evri bizden bir ev. Evet. Evri'den de. Yani ha evri sizden büyük. Onun dışında biz iki. Bu civardaki en büyük köy. Ördekdedeki. En büyük köy. Evet. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Ya bunu bir şey da. Şimdi bizim telefonlar tuşlu telefonlar. Evet. Bir yere şöyle kontür takmak için yani şarj makinesi yapmak için diyelim bağlasar için o telefonları doldururum. Evet bunu da biz duyuralım. Evet. Köylerde en azından her bir köye bir jeneratör verilse evet. İnsanlar telefonlarını şarj edip aileleriyle evet. Sürekli irtibat kurabilirlerse. Bak benim enişten vardı Aksaray'da. Evet. Baba dedi 100 tane çadır getirdim dedi. Hı-hı. 100 çadırı da dedi Osmaniye Nur elimizde aldırarak evet. Göndermedi biz verecek dedi. Dün de kaymakam geldi buraya. Evet. Dedim kaymakam benim durum böyle böyle bir şey olmaz dedi. Dedim, gelen bizim enişteydi. Evet. Orada almışlar. Yoksa 100 çadır şu köye gelse perişan olmaz yani. Yani sizin enişteniz sizin köyünüze ulaştırmak için 100 çadırı hangi kentten getiriyordu? Bunu şeyden alıp geliyor Aksaray tarafından. Aksaray tarafından alıp getiriyordu ama yolda. Yolda almışlar öyle döndürük yani. Kim, devlet, kim almış? Devlet yana. Ha. Yani afet biz, yani biz dağıtacağız bize. Demişler. Biz evet. Dağıtacağız demişler ve almışlar. Aldım. Halbuki o çadırlar buraya gelecekti ve buraya kurulduktan sonra da zaten AFAD'ın buraya çadır getirmesine tabii, ihtiyaç tabii. Olmazdı. Ancak yani, hala yani. Köyde çadır almayanlar aşkında var. Motor, malzeme her şey içinde kaldı. Şükür o kaldı bir şey de canımız kurtuldu bize yeter yani. Şükür. O bize. Evet.
Yani bir şöyle bağlayacak bir yer, miktarlık bin alsana. Evet. Ceyran çekilse de elese, hiç olmaz orada gider telefonlarımızı doldururuk. Biz de ufak tip. Evet, lazım. Biz aracı olalım, bunu duyuralım. Ördek dede köyündeyiz. Vatandaşların böyle de bir ihtiyacı var. Jeneratör, elektrik bağlansa, en azından bir noktaya bile bağlansa telefonlarını. Bu hazır eve. Evet. Hepsini birbirine yukarıda koparttı. Doğru, doğru. O yüzden çok sağlıklı değil. Bir yerden şarj çok yaptı, sağlıklı değil sizin yakar. Müdahale etmeniz. Yani evet. Yine elektrikçi lazım buraya. Evet, evet. Bu sorunun da umarım bir an önce giderilmesini bekliyoruz. Biz duyuracağız. Umarım Ördek Dede köyüne ve civar köylerin tamamına. Aynısı, aynı. Aynı, hepsi aynı en durumda. En ağır darba ya burayı. Bir ihtiyacınız var mı? Şimdi yanımızda yok, da var verebileceğimiz. Bunlar da çok kayboldu. Şurada. Şu sağdan bir aşura şey. Şu evde geliyor, değil mi? Kaç kişi yaşamını yitirdi burada? Burada yok. Ha. Burada. Evet. Yok. Çok iyi. Millete dağıtmayın. Muhtar mı dağıtalım? He şerefsiz. Bunu böyle yazacağız abi. Ördek Dede. Birinci adada benim. Adım da Menderes. Yazın. Şikayet ettiğini de söyleyin. Şerefsiz. İki tane sakat kıza mı veriyor devlet kanunu? Sağlam mı? Antep'te oturan sağlam adamlara mı veriyor çadırı? Kim vermiyor dayı? Muhtar. Şu an muhtarı kim? Rezaitan. Rezaitan. Yardımları dağıtmıyorsun. Yardımı? Abi gelin gelin çekin orada. Gelin çekin. Ayağınızdan gelin köy evinde çekin abi eşyaları. Gelin çekin abi. Niye vermiyor? Bilmiyorum bana niye vermiyor. Evet. Yardımlar konusunda gerçekten herkese yardım verilse, bu tür köylerde küçük, yani herkesin evi belli, nerede yaşadığı belli. Dolayısıyla bir araç bu köylerin içerisine girip kimin ne ihtiyacı varsa hemen evinin önünde teslim edebilir. Ama bir noktada toplandı mı biraz önce muhtar birinci azasının söylediği gibi sıkıntılar olabiliyor. Evet, çocuklar var orada enkazın içerisinde oynayan. Ben şu ana kadarki videolarda mümkün mertebe çocukları vermemeye çalışıyorum. Ancak bazen istemeden de olsa kadraja giriyorlar. Bazılarının o güzel gülüşlerini sizlerle de paylaşmak istediğim anlar olabiliyor. Yine kurtulan çocuklara ilişkin videolar mümkün mertebe uzaktan da olsa paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden burada oynayan çocukları ben görüntülemek istemedim. Seslerini duyduk. Sizler de duymuşsunuzdur. Evet. Köy 33 canını kaybetti. Ördek'te de köyü dolaştığımız bütün sokaklarda durum, manzara bu şekilde. Burada çalışma yürütülmüş belli ki. İnsanlar kurtarılmış belli ki. Umuyoruz bu binada yaşayanların tamamı sağ salim çıkmıştır. Bu civar köylerin çoğunda bazı insanlar burayı yazlık olarak kullanıyorlar. O yüzden burada da yaşamıyorlardı. Yıkılan bazı binaların içinde hiç kimse yaşamadığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şunu anlıyoruz. Eğer köylülerin tamamı köylerinde yaşamış olsalardı büyük ihtimalle kayıp çok fazla olurdu. Evet, burada birçok noktada gördük köylerde. Sokak hayvanları içinde mamalar köşe başlarına, sokak aralarına bırakılmış. Çünkü onlar da aynı şekilde bu depremden etkilendiler. Evet. Enkazın altında kalmış bir traktör. İş makineleri. Zirai. Araçlar. Hayvanlar. İnsanlar. Örtülecek. Tüm canlılar bu enkazın altında yok oldular ya da yaralı bir şekilde çıkardılar.
tek tükek ayakta kalmayı başarmış. Onun dışındakilerin tamamı yerle bir olmuş. Görüyorsunuz bu hemen önümde. Bu sokakta, bu tarafta, arkamda. Her taraf yerle bir olmuş. Burası Ördekdede köyü. Emri köyünden sonra en büyük köy olduğu söyleniyor. Ve burada da can kaybı çok fazla. Evet, maalesef enkazın altında hayvanlar da can verdiği için şu an kokluklarını hissedebiliyorum. Koku yayılıyor etrafa. Demek ki buralarda sorduk köylülere, insanların tamamının enkazdan çıkarıldığını söylediler. Bu kokular muhtemelen hayvanların bozulan cenazelerinden geliyordur. Evet. Gördüğünüz, hiç kesinti yapmadan devam etmek istedim. Evet, burada yine depremden etkilenmiş bir canlı. Çok geçmiş olsun sana da. Evet. Evet. Tamam. Kim bilir sahipleri nerede şu an. Hadi gel, yürüyelim mi? Yürüyelim mi? Hadi gel. Buradan ayrılmak istemiyor. Çıkaramıyorum enkazı yanından. Ama ovada bulunan köylerin büyük bir bölümü tamamen yıkılmış. Korkma.